Telefonun adı Vivo V29 Lite. Şimdi Lite dememizin sebebi bence sadece ağırlığı. Çünkü sunmuş olduğu performans, aynı zamanda teknik özellikler gerçekten çok ilgi çekici. Bu videoda bu arkadaşa yakından bakacağız. Gelin kutusundan beraber çıkartalım. Hadi bakalım, Bismillah diyerek açıyoruz. Vivo gerçekten teknolojisine güvendiğimiz bir marka. Malzeme kalitesi, sonrasında sunmuş olduğu yazılım desteğiyle beraber beğenimizi kazanıyor. Şu anda ben bunu bilerek yapmıyorum. Yavaş yavaş iniyor. Kendisi şu anda siz de görüyor musunuz bilmiyorum. Ama bunu biraz hızlandıracağım. Hop, hadi bakalım, açıl 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 açıl. Vallahi bizi daha çok heyecanlandırmak için yapıyorlar herhalde bunu. Evet, şimdi telefona en son bakacağız. Kutumuz biraz şişkince. Bu ne anlama geliyor? İhtiyaç duyduğumuz aksesuarlar kutunun içerisinden çıkıyor. İşte onlardan bir tanesi. Şeffaf bir kılıfımız var. Gayet de güzel görünüyor. Bir garanti belgemiz var. Vivo'nun ülkemize yaptığı yatırım bence çok kıymetli arkadaşlar. Bir kullanma kılavuzu da var. Türkçe bilgilendirme kaynakları var ve işte o sevdiğimiz Vivo'nun flash şarj. 44 watt gücünde ama oldukça hızlı şarj ediyor. Bunu deneyeceğim zaten, hiç merak etmeyin. Ve kutunun içerisinden bir tane de kablo çıkıyor. Buradaki kablonun bir ucu tip C, bir ucu tip A. Onun dışında bir tane de sim kart düttürgecimiz çıkıyor. Sim kartımızı takacağız zaten bu telefona. O nedenle buna da ihtiyacımız var. Sonrasında kutudan başka bir şey çıkmıyor. Zaten kutudan başka bir şeye ihtiyacımız da yok arkadaşlar. Vivo V29 Lite'ın şimdi kendisiyle buluşalım derken şu hissiyatı yaşamanızı çok isterim. Eğer böyle bir imkanınız olursa, yani bu telefonu bir fiziksel mağazada görürseniz, lütfen şu anda benim hissettiklerimi hissetmenizi çok isterim. Ne hissettim? İnanılmaz ince. Daha şu jelatini kaldırmadan hani Lite'ın ne anlama geldiğini şu anda tam olarak anlamış durumdayım arkadaşlar. Jelatini kaldırıyorum. Gel bakalım buraya. Yırtmak istemiyorum ya. Ne olur ne olmaz. Şöyle bir yavaş yavaş açalım. Evet. Çok iyiymiş ya. Bu nasıl, ekran koruyucu var mı? Var. Arkadaşlar öyle bir ekran koruyucu yapmışlar. Ben yok zannettim. Müthiş parlak duruyor. Fabrika çıkışı ön cam zaten korumalı. Arka tarafta da şöyle bir kılıfla beraber. Şu anda telefonumuz tam korumada arkadaşlar. Bitti. Şu an ben şu hareketi yapabilirim. Korkmayın sakın. Hiçbir sıkıntı yok. Çünkü her tarafı şu anda korumalı arkadaşlar. Şimdi ben bunu tekrar çıkartacağım. Bu arada zor çıkıyor. Bence zor çıkması birazcık güzel. Kolay kolay çıkmasın. Şuradaki e-mail bilgilerini de saklamış olalım. Arka tarafta, ön tarafta çok güzel detaylar var. Şimdi telefonu açalım. Sonrasında aldığım teknik özellikleri aynı zamanda deneyim videolarına başlayalım. Telefonun bu ayarlarını yaparken aslında biraz da bilgi vereyim arkadaşlar. Ekran kas oranının çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Birazdan teknik bilgileri de vereceğim. Daha detaylı bir şekilde vereceğim. Şurada tarlayı, arsayı ve babaannemizden kalan her şeyi Vivo'ya yaptığımızı beyan ediyoruz. Sonrasında buraları hızlı geçiyorum. Çünkü bir an önce ana ekranla buluşmak istiyorum. Bu kadar hafif, bu kadar ince bir akıllı telefonu acaba nasıl bir ekran karşılıyor? Şimdi ona bakacağım. İleri diyorum. İleri. Hadi bakalım. Fantaç olsun. Son sürümüne hazır mıyız arkadaşlar? Başla butonuna tıklıyorum ve ekran karşımda. Tahmin ettiğimden çok daha güzel bir ekran. Çok iyiymiş. Gerçekten şaşırdım arkadaşlar. İnanılmaz şaşırdım. Çünkü bu kadar ince bir ekranın ve 120 Hz'in hissiyatını bu kadar net yaşayabileceğimi ben hiç düşünmemiştim. Neyle kıyaslayabilirim? Yani kablonun kendisiyle kıyaslayabilirim. Yani kablodan neredeyse daha böyle ince gibi görünüyor. Ve ekran çözünürlüğü, aynı zamanda ekranın tazeleme hızı gerçekten beni çok etkiledi.
bu hislerimi olduğu gibi aktarıyorum. Ama sizden bir ricam var. Lütfen siz de bir fiziksel mağazaya girin. Vivo V29 Lite'la bir buluşun. Şöyle benim yaptığım gibi ya, çok basit. Birkaç kez kurcalayın. Sonrasında düşüncelerinizi lütfen paylaşın. Telefon tasarımına biraz daha değinecek olursak üst tarafta küçücük bir damla kamerayı görüyoruz. Bu kamera aslında ekran kasa oranında yüksek tutulmasını sağlıyor arkadaşlar. Çok büyük bir çentik yok. Onu söylemiş olayım. Ve yan tarafta çerçeveler neredeyse doğrudan baktığınızda görünmüyor gibi. O kadar ince. Arka tarafa baktığımızda iki tane kocaman devasa kamera var gibi görünüyor. Bu biraz da tasarımın sizlere sunmuş olduğu tatlı bir sürpriz. Ama arka tarafta 3 tane kameramız var. Bir tane güçlü flaşımız var arkadaşlar. Ama şunu da söylemiş olayım. Hiçbir şekilde parmak izi kalmıyor. Yani arkadaki malzeme nasıl bir malzeme tam bilmiyorum. En ufak bir şekilde parmak izi yok. Ve bu bence çok çok önemli. Bununla beraber yan tarafta bir güç butonunu görüyoruz. Onun üzerinde de sesi açıp kapattığımız bir buton takım var. Sol tarafta hiçbir şey yok. Üst tarafta da sadece mikrofonumuz var. Alt tarafa geçtiğimizde bir Type-C yuvası, bir SIM kart girişi, bir de hoparlör çıkışı görüyoruz. Şimdi ben şu SIM çıkışını bir görmek istiyorum. Neden? Tahmin ettiğim gibi mi? Evet arkadaşlar. Şu anda iki tane SIM buradaki küçücük SIM yuvasına takılabiliyor. Çift SIM kartlı olması da yine beğenimizi kazandı. Hakikaten güzel. Şimdi biraz daha derin dalış yapalım. Derin dalışa geçmeden önce anlatmam gerekenleri 4 kategoride toplayabiliriz. Yani Vivo V29 Lite 5G'nin odaklandığı 4 temel fayda var sevgili dostlar. Bunlardan ilki trend yaratan bir estetik. Yani o benim ilk karşılaştığımda nasıl yani dediğim. Daha sonrasında tamam bu kadar ince ama acaba performansı nasıl? En azından ekran deneyimi, ki ekran deneyimi çok önemli. Çünkü her gün siz bu ekranla saatlerce irtibat halindesiniz. O nedenle ne kadar iyi olursa, ne kadar güzel hissettirirse o kadar amacına uygun bir şekilde üretilmiştir anlamına geliyor. Bu hissiyatı yaratacak bir tasarıma sahip olması gerçekten önemliydi. Bu birinci temel fayda. Şimdi ikinci temel faydaya geçeceğiz. O da stabil, yani kararlı bir şekilde fotoğraf ve video deneyimini sunabilmesi. Bunun için öncelikle kameraları konusunda size biraz bilgi vereceğim. Arka tarafta 64 megapiksellik aynı zamanda OIS, yani optik imaj sabitleyici anti-şey kameraya sahip. Bununla beraber bu kamera ikişer megapiksellik çözünürlüklere sahip olan iki farklı kamera daha eşlik ediyor. Bu da farklı açılarda ve aynı zamanda portre çekimleri için size gerekli olan donanım desteğini sağlıyor. Bununla beraber ön tarafta da 16 megapiksellik bir kamera var. Şimdi bu teknik bilgilerden sonra en çok merak ettiğimiz konu olan acaba Vivo V29 Lite 5G fotoğraf ve videoda az önce bahsettiğim ikinci temel fayda grubuna, yani kararlı fotoğraf ve video konusunda bizlere neler sunuyor? Gelin hep beraber yakından bakalım. İzlemiş olduğunuz bu fotoğraf ve videolardan sonra geçiyoruz bu sefer Vivo V29 Lite 5G'nin odaklandığı 3. temel fayda grubuna. Performans. Hem de sıra dışı performans olarak adlandırıyor bunu marka, ama gelin önce bazı teknik bilgileri vereyim. Sonra da bizzat uygulamaya geçelim. Telefonun sahip olduğu işlemci Snapdragon 695. Şu anda incelediğim telefonun 8 GB RAM'e sahip olduğunu, 256 GB da dahili depolama alanı bulunduğunu söylemiş olayım. Bununla beraber Android 13
13 tabanlı Fantouch OS 13 sürümüne sahip bir yazılımı mevcut. Bu yazılımın size sunmuş olduğu çok da güzel bir güvence var. Nedir o güvence? 2 tane büyük Android güncellemesini alacak. Vivo bunu garanti ediyor, taahhüt ediyor. 3 yıl boyunca da bütün güvenlik güncellemelerini alacak. Bu da yine taahhüt altında. Şimdi bu teknik bilgileri verdikten sonra acaba sıra dışı performans bize günlük kullanımda neler sunuyor? Bunu nasıl anlayabiliriz? Oyun oynayacağız. Bir sürü uygulamaya açacağız. Uygulamalar arasında hızlı hızlı dolaşacağız ve elimdeki telefonun nasıl tepki verdiğine hep beraber yakından bakacağız. Videonun bu kısmına kadar anlatmış olduğum 3 temel fayda odak noktasının dışında bu sefer 4. kategoriye geçiyoruz. Kullanım kolaylığı. Tabii bu aşamada aslında birçok kriterin desteği olduğunu unutmayalım. Mesela tasarımın aynı zamanda yazılımın desteği de çok önemli. Şimdi tasarıma baktığınız zaman çok büyük bir ekran, çok ince bir telefon, aynı zamanda oldukça kaliteli malzeme yapısı bize kullanım kolaylığı konusunda yeterince destek veriyor. Ama bana soracak olursanız Fantouch OS ara biriminde çok büyük desteği var arkadaşlar. Mesela standart bir Android işletim sistemi yerine şöyle sadece menüyü aşağı doğru çektiğinizde işlerinizi çok hızlı yapmanızı sağlayacak olan ve aynı zamanda Türkçeleştirilmesi mükemmel olan harika özellikler var. Bu özellikleri sadece tek bir tıklamayla aktif hale getirebiliyorsunuz. Ultra oyun modu mesela bunlardan bir tanesi veya akıllı yansıtma, yani daha büyük ekranlı bir cihaza buradaki görüntüleri yansıtmak isterseniz böyle menüler arasında dolaşmanıza gerek yok. Hemen buradaki bir butona tıklayabiliyorsunuz. Tabii ki bu menüyü özelleştirebiliyorsunuz. İşte tüm bunlar kullanım kolaylığı temel hedefine ulaşma konusunda bize yardımcı oluyor. Önemli bir etken de bence batarya performansı. Yani kutuyu açarken dedim ki 44 wattlık Vivo'nun flash şarj adaptörünü gördük. İşte bununla uyumlu olan kablosunu da gördük. Zaten cihazın kendisi çok ince. Bu bataryayı nereye sakladıkları konusunda bilgim yok. Bilgisini vermemiştim. Şimdi söylüyorum. 5000 miliamperlik bir bataryası var. Ve gerçekten altını çiziyorum. Yani şu kadar ince bir telefonda bu 5000 miliamperi nereye sakladıklarına dair hiçbir fikrim yok. Ama ne yapacağız? Şimdi madem bu bataryadan bahsettik, o zaman önce şarj edeceğiz. Yani kutunun içerisinden çıkan bu adaptör ve kabloyla ben 10 dakika şarj edersem acaba Vivo V29 Lite 5G nasıl bir şarj kapasitesine ulaşıyor? Ama durun, daha bitmedi. Şarj ettikten sonra da birazcık kullanacağız ve bir pil testine tabi tutacağız. O testten aldığı sonucu da yine sizlerle paylaşacağım. Telefonun ilk gördüğümde beni çok etkileyen ekranı konusunda bence biraz az bilgi verdim. Kalan bilgileri de hemen tamamlamak istiyorum. Şöyle ki bu ekranın boyutu 6.78 inç ve aynı zamanda AMOLED bir ekran. Çözünürlüğünü merak edenler için hemen bilgi verelim. 2400x1080 piksel. Yani Full HD Plus bir çözünürlük var ve beni en çok etkileyen 120 Hz'lik ekran tazeleme oranı. Aynı zamanda o kıvrımlı yapı, yani 3D curved bir ekrandan bahsediyoruz. Bu güzel ekrana destek olan bazı yazılımsal, bazı da donanımsal önemli özellikler var. Mesela kablosuz iletişim bunlardan bir tanesi. Bu telefonda Bluetooth 5.1 var. Sonrasında birçoğumuzun evinde bulunan 5 GHz bandındaki Wi-Fi ağlarına da yine bağlanıyorsunuz. Ne olabilirdi? Wi-Fi 6'yı da ekleyebilirdi. Wi-Fi 7'yi eklemelerini hani şu sıralar beklemek belki biraz haksızlık olabilir. Ama günün sonunda birçok evde Wi-Fi 6 access point ya da modem yok arkadaşlar. Wi-Fi 5 var. Peki bu Wi-Fi 5'in hızını merak edenler olabilir. Şimdi ne yapacağız? Bizim de ofisimizdeki modem 5 GHz bandını destekliyor. Bir Wi-Fi testi yapacağız size.
Bu arada birçok kişi kullanmıyor ama NFC aslında sadece böyle ne bileyim NFC destekleyen bir cihazla işte bazen bir kamera oluyor. Kameraya dokunduruyorsunuz. Peki sadece bu kadar mı? Aslında değil. Özellikle de banka uygulamaları temassız ödeme konusunda bize çok fayda sağlıyor. Android'de bunu birçok kullanıcı bilmiyor. Belki başka bir videoda bunu detaylı bir şekilde anlatırım. Vivo V29 Lite 5G'de NFC var ve bu NFC ile beraber uygulamaların desteğiyle de birlikte çok güzel işler yapabiliyorsunuz sevgili dostlar. Geldik videonun sonuna dostlar. Tasarımıyla sonrasında performansıyla bizi şaşırtan Vivo V29 Lite 5G'ye bu videoda yakından bakmış olduk. Ve en sonunda ne konuşuyoruz? Tabii ki fiyat. Şimdi bu telefonun güncel fiyatını öğrenmek için aynı zamanda güvenli bir şekilde satın almak için bir link bıraktık. Nerede bu link? Videonun açıklama kısmında. Bu linke tıklayarak My Vivo Shop üzerinden çok güvenli aynı zamanda bazı avantajlarla beraber buradaki akıllı telefona sahip olabilirsiniz sevgili dostlar. Az önce yaptığımız kutu açılışını siz kendi evinizde veya ofisinizde yapabilirsiniz. Hatta bu kutu açılışlarını bizimle de paylaşırsanız çok seviniriz. Bizden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu telefonun sunduğu performans aynı zamanda fiyata göre. Acaba siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarınızı aşağıda yazın. Hoşça kalın.